Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. UEFA Avrupa Ligi programımızla devam ediyoruz. 3 Aralık'ta oynanacak, Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları sizlerle birlikte analiz etmeye çalışacağız. Ve tabii ki de yine öne çıkarmış olduğum kombinleri sizlere tavsiye edeceğim. Aklınıza yatıyorsa değerlendirmelerde her zaman söylemiş olduğumuz gibi bulunabilirsiniz. Videonun başında hemen şunu hatırlatmak istiyorum sevgili dostlarım. Özellikle kemik tayfamıza bakın, bizleri sürekli olan izleyen siz sevgili dostlarımız. Beni dinlerken büyük ihtimal like göndermeyi unutuyorsunuz değerli dostlar. Tabii ki de yine 1200-1300 seviyesinde standart olarak beğeni gönderiyorsunuz. Bu beğenilerin tabii ki de kupon bazında sizlerden istenmediğini biliyorsunuz sevgili dostlar. Veya sadece tahmin ibaresi altında istenmediğini biliyorsunuz. Programlarımıza devam edebilmemiz ve daha güzel hazırlanabilmemiz adına, motive olabilmemiz adına sizlerden beğenilerinizi bekliyoruz. Nerede bu devlet diyorum ben, nerede bizim sevgili kemik tayfamız diyorum ben. Çünkü siz bizlere beğeni gönderdiğiniz zaman 2000 bandını geçiyoruz. O yüzden videonun başında siz değerli dostlarımızdan 2000 civarında beğeni bekliyorum. Beğeniyorsanız tabii. Beğeni sayılarını yüksek tutarsak çok ama çok memnun oluruz. Hemen şimdi basarsanız mesela beğeniye, hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Tabii bölüme başlamadan önce Salı günü Şampiyonlar Ligi mücadeleleri oynandı. Bu karşılaşmalarda neler yapıldı onlardan bahsedeceğiz. Ve daha sonradan Perşembe günü 8 tane mücadele var. Bunların 3'ünü detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Diğerlerine sadece genel kapsamda tahminlerimizi söyleyeceğiz. Ve bir tane de öne çıkarmış olduğum kupon var. Söylemiş olduğum gibi programın başında. Tabii Perşembe günü biraz daha dikkat edilmesini her zaman öneriyoruz. Çünkü gruptan çıkmayı garantileyenler var. Avrupa Ligi'ni çok fazla önemsemeyenler var. Ona göre değerlendirmeler yapmakta kesinlikle fayda görüyorum ve son dönemde çıkan sonuçları zaten görüyorsunuz. Biz bunlara rağmen 3 günlük programlarımızda 12-13 tane tercihte bulunuyorsak sadece 4'ünde falan yatmışız. Sizler zaten göreceksiniz. Şimdi anlatmaya çalışacağım. Yüksek oranlı tercihlerin dışında ideal tercihlerimizde bunu da söyleyelim. Şimdi programımızda neler yaptık dün ekrana vereyim isterseniz kısa bir şekilde. Salzburg mücadelesini videonun sonunda değerlendirmiştik. Zor da olsa kazanabileceğini düşündüğümüzü söylemiştik. Kazandı. Salzburg Shakhtar maçında Real Madrid galibiyetinden kaçtık. 2.5 gol üzerinden kaçtık veya karşılıklı gol vardan da kaçtık. Ama tabii ki de Real Madrid'in Shakhtar'a göre biraz daha önde olabileceğini anlatmıştık. Sadece kornere gittik bu mücadelede. Şans faktörüyle birlikte kazandığımızı söyleyelim en azından. Sadece bu tercih için bile bizlere çok sayıda yorum geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kazandıysanız da tebrik ediyorum. Mönchengladbach-Inter mücadelesi korkmama rağmen 2.5 gol üstüne erken dakikalarda gelen Inter golüyle birlikte gitmeyi başardı. Atletico Madrid-Bayern mücadelesinin altını çizdik zaten. Sizler de öyle değerlendirmişsiniz. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Bayern Münih yedek çıksa bile bir Şampiyonlar Ligi takımı hüviyetinde olduğundan dolayı bu mücadeleyi 1-1 bitirebilir diye yorumlamıştık. Tam da beklediğimiz tarzda bir skor geldi. Yine beraberlik oynayanlar, 0-2 çifte şans oynayanlar veya Bayern Münih'in golünü değerlendirenler yine kazandılar. Tabii iki tane Şampiyonlar Ligi mücadelesinde başarısız olduğunuz zaman işte kombinleri verelim ekrana. Böyle dağıtımlar da yapabiliyorsunuz şans faktörüyle. Belki mesela Mönchengladbach maçını yukarıya koysak çok ciddi anlamda 3 oranlı bir kupon kazanmış olacaktık ama işte dağıtım konusunda kupon şansı her zaman çok önemli. Son 2 programımızda özellikle bu tarz şanssızlıklara denk geldiğimizi görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi Liverpool-Ajax mücadelesi tempolu geçmesine rağmen özellikle ilk yarıda direkten dönen toplar, karşı karşıya kaçırılan gollerden sonra mücadele 1-0 sona erdi. Ne yazık ki yapacağımız bir şey yok. Liverpool galibiyetine gitseydik bence bizim şanssızlığımıza yine denk gelecekti. Ben öyle düşünüyorum. Porto City mücadelesinde de yani City'yi gerçekten anlamak çok zor. Her mücadelede neredeyse 10-11 tane pozisyona giriyor. Bunların 4-5 tanesi net oluyor ama ne yazık ki gol bulamıyor. Ki golü bulmasına rağmen VAR'la iptal olmuştu biliyorsunuz ve taraf tercihi önerdiğimiz kombinde videonun sonunda aramızda kalsın diye sizlere tavsiye etmiş olduğum kuponda mesela City galibiyetiyle kaçtı ne yazık ki. Tabii ki de yine Salı günü ikili değerlendirenler veya aralardan maç seçenler güzel bir şekilde değerlendirmişler ama benim sizlere önerdiğim kombinler başarısız oldu ve ben şunu belirtmek istiyorum sizlere 6'da 4 de olsa ya da işte 8'de 6 de olsa ben başarısız olduğum zaman kupon bazında tırnak içerisinde söylüyorum kupon bazında başarısız olduğum zaman başarısızım diyorum. Çünkü kupon önemli olan burada. Benle birlikte benim şansıma ortak olan değerli dostlarımız kaybetmiş oldular. Tabii kendi oynayanlar ki yüzdesel olarak daha fazla bu arkadaşlarımız kendi seçimlerini yapıyorlar. Onlar yine çok güzel mesajlarını göndermişler. Bakacağız Perşembe günü de neler çıkacak. Geçtiğimiz haftaki gibi mesela işte 5 programda 4 başarı sağlamak için tabii ki de ve full çekebilmek için her zaman yola çıkıyoruz ama dediğim gibi 6'da 4 de olsa ben kendimi başarılı bulmuyorum. Çünkü bizim normal standardımız zaten 6'da 5 veya 6'da 6 veya 7'de 7, 7'de 6 şeklinde. Böyle geçtiği zaman başarılı olduğumuzu söyleyebiliyoruz veya önermiş olduğumuz ideal kupon kazandığı zaman başarılı olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Buraya kadar izleyenlere
Çok teşekkür ediyorum. Hemen bölüme geçeceğim. Bu arada hakemsizsiniz.com'u takip ettiyseniz Championship'te zaten şov yaptınız. Bununla alakalı da hem mail geldi hem de yorum geldi. Ben tebrik ediyorum sizleri. Sadece Cardiff mücadelesinde çift indeks tercihinde bulunmuştuk. Onun dışındaki bütün karşılaşmalar Championship mücadeleleri hakemsizsiniz.com üzerinde güzel oranlardan kazandı. Hangi karşılaşmaları ikili şekilde seçerseniz seçin yine güzel bir şekilde kazanç elde ettiniz. Tabii hakemsizsiniz.com üzerindeki bu indeks karşılaşmaları her zaman gelecek diye bir şey yok. Ya böyle hepsi çok güzel bir şekilde geliyor ya da yarısından çoğu kaybedebiliyor. Yani biraz ters tercihler bunlar indeks olduğundan dolayı. İndeksin de açılımını yapayım kısa bir şekilde. Tamamen matematiksel ve istatistiksel verilere göre yorumlanan karşılaşmalar. Biz de bakıyoruz tabii ki de ne olabilir diye en son kararı, nihai kararı web sitemize yazıyoruz. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Perşembe günü maç listemizde ilk mücadelemiz Arsenal-Rapid Wien mücadelesi. Rapid Vienna mücadelesi yani. Arsenal tabii geçtiğimiz mücadelede Molde karşısında hatırlayacaksınız biz 2-0 civarında karşılaşmayı kazanabilir diye söylemiştik sizlere ki grupta çok rahat bir durumda olmasına rağmen bunu söyledik. Biraz da riske girmiştik. Beklediğimiz tarzda bir mücadele geçti. İlk mücadelede de bu karşılaşmayı yapmış olduğum yine 2-1'lik tahmin neticesinde başarılı bir sonuç almıştık. Hem skorumuz gelmişti bu mücadelede hem de Arsenal galibiyeti gelmişti. Kazanan kuponumuzda da vardı bu mücadele. Şimdi hafta sonunda tabii Arsenal'ın çok önemli bir Londra derbisi var. Tottenham'la oynayacaklar. Mourinho'nun Tottenham'ıyla oynayacaklar. Önemli oyuncuları başta Aubameyang olmak üzere önemli oyuncuları dinlendireceğini düşünüyorum. Ancak mesela sahada ben Arteta'nın Nketiah'yi kullanabileceğini düşünüyorum. Belki Lacazette de oynayabilir bu karşılaşmada. Nelson zaten Arsenal'ın Avrupa Ligi mücadelelerinde genellikle oynamaya çalışan bir oyuncu. Nicola Pepe de mesela oynayabilir. Elneny gibi oyuncular oynayacaktır. Willock gibi oyuncular oynayacaktır. Yani Arsenal karışık bir kadroyla aslında Rapid Wien karşısında mücadele sergileyecektir görüşündeyim. Ve tabii ki de mücadeleyi kazanmaya yakın olan taraf herhangi bir sürprizin ben çıkmasını beklemiyorum bir kere bu karşılaşmada. Ancak oran riski karşılamıyor bana göre. Tabii ki de 1.40'lık oran aslında Arsenal için çok güzel bir oran ama Arsenal'ın herhangi bir hedefi olmadığından dolayı ve bu karşılaşmada Rapid Wien'in puana ihtiyacı olduğundan dolayı Rapid Wien'in golüne gidilmesini ve bu tercihin riske atılabileceğini düşünüyorum. Ben o yüzden riskli kuponlarda altını çiziyorum. Riskli kuponlarda veya ikinci kuponlarda bu mücadelenin Rapid Wien tarafından atılacak bir golün değerlendirilmesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben onlar da tam kadro şeklinde neredeyse buraya geliyorlar ve hafta sonunda çok önemli bir Viyana derbisi oynadılar. 1-1 sona erdi ki Avusturya Viyana'yla oynamışlardı. Evlerinde favori olmalarına rağmen bu mücadeleden beraberlikle ayrıldılar. Ancak bu mücadele için şunu söyleyebiliriz. Rapid Wien'in tam 29 tane şutu var bu mücadelede Avusturya Viyana kalesine. Yani mücadelenin 1-1 bitmesi son zamanlardaki bu garip garip biten mücadelelere ayak uydurmak adına yapılmış bir şeymiş gibi gözüküyor. Gerçekten 29 şut atıp mücadelede sadece bir gol bulmak herhalde büyük şanssızlık diye düşünüyorum ben Rapid Wien tarafından. Arsenal mücadelesinde de yine ofansif pozitif futbolu ben Rapid Wien tarafından bekliyorum. Arsenal'ın da bu mücadeleyi 2-1 civarında kazanabilme ihtimalinin olduğunu da söyleyeyim. Yorum olarak bu şekilde değerlendirelim. Benfica ile Lehboz'dan oynayacak. Bu mücadele hakkında da yine aslında tabii ki de Benfica'nın farklı bir şekilde mücadeleyi kazanabileceğinden yana tercihlerimizi kullanabiliriz. Fakat 1.15'lik oran açıldığından dolayı taraf tercihini önermeyeceğim bu mücadelede ve Lehpozlan'a son dönemde bildiğiniz gibi ben biraz fazla değinmeye çalışıyorum. Özellikle gol atarına, ofansif oyununa çok fazla değinmeye çalışıyorum ve ilerideki ikilisi yine kanat bekleriyle birlikte çok fazla beslendiğinden dolayı Benfica karşısında da Lehpozlan'ın gol bulabileceğinden yana bir değerlendirmede bulunacağım. Çünkü Rangers maçını da sizlere daha önceden söylemiştim. Geçtiğimiz Perşembe programımızda detaylı olarak değinmiştim bu mücadeleye. 90 dakika izledim o karşılaşmayı ve notlar almıştım. Takım savunmasını iyi yapabilen Rangers'a karşı bile Lehpozlan'ın girmiş olduğu net gol pozisyonları vardı ve bu iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi yine güzel kazandığımız bir Perşembe programında Benfica galibiyetinden yana değerlendirmiştik. 1.50 civarında oran açmışlardı ilk mücadele olduğundan dolayı bu karşılaşmaya. Tabii ki de Benfica mücadeleyi yenebilir ama ben karşılaşmanın 2.5 gol üzerine gidebileceğini düşündüm. İlk baktığımda ve daha sonra baktım yine oran yok. Oran olmadığından dolayı 3.5 gol üstü tercihine gitmeye karar verdim ve Arsenal Rapid Wien mücadelesiyle birlikte bu karşılaşmayı alternatif kupon olarak belirledim ben. Bu iki karşılaşmayı mesela bir kupon haline getirirseniz, alternatif kupon haline getirirseniz 2.40 civarında bir oran alacaksınız. Aklınıza yatıyorsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Sanki 3-1 civarında bir Benfica galibiyeti çıkacakmış gibi gözüküyor bu mücadelede. Bir diğer mücadelemize geçelim. Temsilcimiz Sivas Spor Villarreal'le oynayacak. Sivas Spor'u zaten grup mücadelelerinin başından itibaren yine yakından takip etmeye çalıştık ve neredeyse tüm karşılaşmalarını izlemeye çalıştık. Sivas Spor gerçekten Türkiye'yi çok iyi bir şekilde şu ana kadar
Avrupa'da oynamış olduğu oyunla birlikte, aslında almış oldukları skorlarla değil ama oynamış oldukları oyunla birlikte çok iyi bir şekilde temsil ediyorlar. Zaten bununla ilgili yine Rıza Hoca'nın da önemli açıklamaları vardı. Biz bütün takımlara gol atabiliyoruz ve gol atmaya çalışmaya devam edeceğiz şeklinde yapmış olduğu açıklamalar vardı. Tabii bu Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde pozitif futboluna devam edeceğinin de bir göstergesi. Rıza Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar bu yönde çok önemli. Villarreal'in oldukça rahat olduğunu görüyoruz. Bu mücadeleden alacakları bir beraberlik kendilerini üzmez ve hafta sonunda oynayacakları La Liga'da Elche mücadelesine biraz daha fazla yoğunlaşabileceklerini düşünüyorum ki Villarreal'de zaten La Liga'da iyi giden, iyi seviyelerde olan bir takım şu anda. Unai Emery var başlarında ve ben hızlı bir şekilde düşeceklerini düşünüyorum. Bunu yine futbol programlarımızda detaylı olarak zaten konuşmaya çalışacağız sizlerle. Kısacası ben bu mücadelede Sivasspor'un bir gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden deplasman gol yemez hayır tercihini sizlere 1.45 oranıyla tavsiye etmek istiyorum ki ben gol atarının dışında Sivasspor'un bu mücadelede bir sürprize de imza atabileceğini düşünmüyor değilim ama gol atarı 1.45 olduğundan dolayı sadece bu karşılaşmayı Sivasspor'un golü yönünden değerlendirdim. Kimlerle oynayacağız onları da söyleyelim isterseniz sizlere. Sol tarafta Ninga'yı bekliyorum ben. İleride Kayo da oynayacaktır. Yatabare ve Gradeli de bekliyorum bu karşılaşmada. Yani tam 4 ofans oyuncusuyla birlikte Rıza Hoca'nın sağda olabileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada ve savunması zayıf bir Villarreal karşısında da gol bulabileceğimizi düşünüyorum. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Bir diğer mücadelemize geçelim. İdeal olarak önerebileceğim bir karşılaşma aslında sizlere. Tabii tahmin edilmesi zor bir karşılaşma değil. O yüzden çok detaylandırmayacağım. Milan'la Celtic oynayacak. 20.55'te başlayacak bu mücadele. Tabii Milan tarafına 1.20 oran açılmış. Mesela 1.30 şeklindeydi bu oran. Ben çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi başlamadan önce bu programı sizlere hazırlamaya çalışıyorum. Ben mücadeleyi zaten Milan'ın kazanabileceğini düşünüyorum. İbrahimovic'in hala da 2 hafta takımla birlikte olmayacağını bilsem de ileride Rebic mesela Fiorentina mücadelesinde arkasında Diaz bizlere şunu gösterdi. İbrahimovic'siz de bu takımın gerçekten iyi hücum yapabileceğini, Milan takımının bir sistem takımı olduğunu tekrardan görmüş olduk. Ya 2-0 ya da 2-1'lik skorlarla birlikte Celtic engelini geçebileceğini düşünüyorum. Celtic tarafından da çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Onlar da mesela Sparta-Prag mücadelelerinden almış oldukları mağlubiyetler üzerinden değerlendirilebilir diye düşünüyorum ki bu denli kötü savunma yaparak karşılaşmalarda neredeyse bir düzine gol yiyorsunuz ve bir o kadar da pozisyon veriyorsunuz. Bu yüzden de aslında ben bu mücadelede bir futbol mucizesi olmazsa Celtic tarafından alınacak bir galibiyet beklemiyorum. Onlar da ideale yakın kadroyla geride Eduard ve sol tarafta El Yunusi ile birlikte başlayacaklar. Ama dediğim gibi Milan'ın kadro kalitesi ve oyun formatı önde olduğundan dolayı bu karşılaşmada 1.5 gol üzerinde Milan galibiyetini değerlendirebiliriz görüşüneyim. Oranı 1.45 civarlarında. Bir diğer mücadelemize geçelim isterseniz. Rangers'la Standard Liège oynayacak. Standard Liège'i zaten göme göme bitiremedik sezon başından beri biliyorsunuz ve şimdiye kadar hiç hataya düşmedik. Son mücadelesinde de karşılıklı gol varı değerlendirdik ve bunu bir nedene bağlamıştık. Sadece Belçika'da oynadıklarından dolayı bir gol bulabilme ihtimallerinin olduğunu düşünmüştük hatırlayacaksınız. Şimdi Rangers'da oynayacaklar. Benim takımımla oynayacaklar. Takım savunmasına karşı ben çok fazla efektif olabileceklerini düşünmüyorum. Herhangi bir sürpriz çıkarsa da 0-0'la birlikte çıkabileceğini düşünüyorum. Belki Rangers gol bulamaz diye bir korkum var ama ben yine de Rangers'ın şu kadrosuyla birlikte Benfica'yı da geçebilmek amacıyla bu mücadeleye asılabileceğini düşünüyorum ve doğrudan bir olarak tercih ettiğim bir karşılaşma. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler ve riske girmek isteyenler ideal tercih dışında da 1.5 gol üzerinde bir tercihini değerlendirebilirler. Yaklaşık 1.55'lik bir orana sahip. İsterseniz sizlere oynayacağım ikili kombini, ideal kombini özetleyeyim. Milan Celtic mücadelesinde 1.5 gol üzerinde Milan galibiyeti bekliyorum ve Rangers Standard Liège mücadelesinde Rangers galibiyeti bekliyorum. Oranı yükseltmek isteyenler dediğim gibi Rangers'a da 1.5 gol üzerinde değerlendirmesi yapabilirler. Aynı fikirde olanlar değerlendirme yapabilirler. Geçelim yüksek oranlı mücadelelerimize. Granada ile PSV oynayacak. İlk mücadeleyi hatırlayın sevgili dostlar. Granada'nın deplasmanda sürpriz dahi yapabileceğini değerlendirmiştik sizlere ve yine çok güzel yorumlar gelmişti. Granada'mız hafta sonunda oynamış olduğu lig mücadelesinde, La Liga mücadelesinde bizleri tam bir hayal kırıklığına uğrattı aslında. Değerlendirmedik ama takip ettik tabii ki de. Omonia karşısında yine kuponumuzu getiren Granada, Celta Vigo deplasmanında rakip eksik kalmasına rağmen mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetmişti. Tabii onun dışında evlerinde oynamış oldukları son Valladolid mücadelesini de izlerseniz bu mücadelede de çok ciddi anlamda açık bir futbol oynadığını görmüşsünüzdür. Martinez'in açık bir futbol oynadığını görmüşsünüzdür. Şimdi PSV ile evlerinde oynayacaklarından dolayı ben yine hücum futbolunu benimseyeceklerini düşünüyorum ve bu mücadelede ideal tercihin iki takımın birbirine gol atması yönünde olabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü PSV'nin de son şanslarından bir tanesi. Onlar da 6 puanda kaldılar ve bu sene aslında istemiş oldukları futbolu sergileyemiyorlar. O yüzden karşısındaki takımlara karşı sürpriz sonuçlar da deneyebiliyoruz. Özellikle Avrupa Ligi'nde böyle denemeler yapabiliyoruz değerli dostlar. Bu yüzden ideal tercih karşılıklı gol var olacaktır yüksek oranıyla.
Onun dışında da ilk yarı sıfır tercihini alırsanız sistem kuponlarınızda yaklaşık 2 orandan güzel bir değerlendirme olabilecektir kanaatindeyim. İlk yarı sıfırı almamın bir nedeni de PSV'nin biraz kontrollü mücadeleye başlayabilecek olması. Bu yönde bir düşüncem var. Granada'nın zaten grup liderliği neredeyse garanti olduğundan dolayı bu karşılaşmada rakibinin üzerine çok fazla ilk yarıdan itibaren gideceğini düşünmüyorum. PSV'nin golünden sonra büyük ihtimal ikinci yarı açılacaktır görüşündeyim. Kafamdan geçen senaryolar bu şekildeydi. Lask'la Tottenham oynayacak, yine güzel bir karşılaşma aslında, ideal bir tercihi de var. Bu mücadelenin ben birçok kesim tarafından 2.5 gol üstü şeklinde yorumlanabileceğini düşünüyorum. Ancak Tottenham'ın Arsenal maçında söylemiş olduğumuz gibi bir Londra derbisi var. Ve bu Londra derbisi Premier Lig'in gizli şampiyonluk adayı Tottenham için de çok önemli. Özellikle Mourinho için çok önemli. Tabii Lask deplasmanında yine mücadeleyi kazanarak ayrılmak isteyecek Mourinho. Ona göre bir kadroyla çıkacaktır. Lo Celso gibi oyuncular sahada olacaktır ama Harry Kane'i falan beklemiyorum ben. Belki Son oynayabilir ileride serbest rolde. Yine de ben Tottenham'ın özellikle golü bulduktan sonra katı bir savunma yaparak oyuncuların aktif bir şekilde dinlenebileceğini düşünüyorum. Yani Mourinho en azından takımı ikinci yarıda yormamak adına ilk yarıda belki golü bulup daha sonradan kapanacaktır görüşündeyim. Bunlara bağlı olarak ben Lask'ın evinde 2 gol bulamayacağını düşünüyorum bir kere ideal tercihten. Belki bir gol bulabilirler. Evet, hücum güçleri yüksek gibi gözüküyor. Ama 2 golü Tottenham kalesinde, Tottenham yedek de olsa bulamayacaklarını düşünüyorum. Bir hafta sonunda yine bir Londra derbisinde sizlere anlatmış olduğum üzere karşılaşmanın ilk yarısı gerçekleşmişti. Ve ilk yarıdan yine 2 civarında yüksek oranla kazanmıştık. Mesela bu mücadeleyi tek başına bile değerlendiren sevgili dostlarımız vardı. Onları da ayrıca tebrik ediyorum buraya gelmişken söyleyelim. Dediğim gibi 1-0'lık belki bir Tottenham galibiyeti çıkabileceğinden. Bu karşılaşmada ev sahibi 1.5 gol altı ideal tercih olacaktır. 3'ün üzerinde bir oranla da deneme yapmak isteyenler tek farklı Tottenham galibiyetini handikap 0 şeklinde bana göre bu karşılaşma nezdinde değerlendirebilirler. Hatta tek başına da yine değerlendirilebilecek bir mücadele diye düşünüyorum ben sevgili dostlar. Son mücadelemizde programımızı kapatalım. AZ Alkmaar Napoli ile oynayacak. Napoli tabii hafta sonunda Roma'ya karşı 4 gol bularak kazanmayı başardı mücadeleyi. Ki burada tabii şundan da bahsetmek gerekiyor. Maradona'nın vefatı ile birlikte manevi olarak gelen bir güçle beraber Napoli'nin bu mücadelede ekstra motivasyonla birlikte sahada olduğunu görebilmiştik. Yani normal şartlarda belki 1-0, 2-0 bitebilecek bir mücadeleyken Maradona'nın manevi desteğinden, oyuncular aşılanmış gibi gözüküyor çünkü bu, 4-0'lık bir skor çıktı ortaya. Şimdi normal şartlarda AZ Alkmaar'la Napoli'nin yapmış olduğu maçlara herkes karşılıklı gol var şeklinde değerlendirmede bulunabilir. Ancak ben bu karşılaşmayı ideal olarak hiçbir kuponumda değerlendirmedim ve yüksek orandan bir tavsiyede bulunacağım. İlk yarıda Napoli'nin Roma maçındaki yorgunluğunu atamayacağını düşünüyorum ben. Roma mücadelesinde oynayan en az 6 oyuncu zaten bu karşılaşmada oynayacakmış gibi gözüküyor kadrolara baktığımızda. Buna bağlı olarak ilk yarıdan temponun biraz düşük geçebileceğini düşünüyorum. İkinci yarıda gollerle birlikte karşılaşmanın açılabileceğini düşünüyorum. O yüzden yüksek oranlı kuponlara önerdiğim bir tercih olacak. İdeal bir tercih değil, tekrardan vurgulayarak söyleyeyim isterseniz. İkinci yarı daha fazla gol olur seçeneği bu mücadelede değerlendirilmesi gereken tercihtir diye düşünüyorum ben. Oranı 1.85 şeklinde. Napoli zaten şu anda 9 puanla lider gözüküyor. AZ Alkmaar'ın da 7 puanı var. Yani bu mücadele aslında ikinci yarıda gelecek olan gollerle birlikte 1-1 bitecek şeklinde yorumlanabilir. Uzaktan bakıldığında o şekilde gözüküyor en azından. Ben de böyle farklı bir tercihe giderek yüksek orandan bir değerlendirme yaparak sizlere tavsiye etmek istedim efendim. Evet değerli dostlar, sizlere 8 tane mücadeleyi yorumladım ve Salı günü Şampiyonlar Ligi programımızda neler yaptık onları değerlendirdik ve like konularına da değindik. Özellikle kemik tayfamızdan gücünü göstermesini bekliyorum. Bu programımıza 2000'in üzerinde like bekliyorum sizlerden sevgili dostlar. Büyük ihtimal cuma günü programımız olmayacak çünkü perşembe günü bir önceki programlarımızda da anlatmış olduğum gibi işimden dolayı, online seminer verdiğimden dolayı cuma günü programı olmayacak. Belki topluluklar kısmında eğer aklıma yatarsa herkese açık şekilde günün kombinini paylaşabilirim. Cuma günü topluluklar kısmını da eğer topluluklar kısmından paylaşmazsak Instagram adresimizi de takip edebilirsiniz. Oraları takip ederseniz zaten yaptığımız tavsiyeleri göreceksiniz. Nacizane fikirlerimiz tabii ki de bunlar. Her zaman söylüyoruz, bizim verdiğimiz tercihlerin gelme ihtimali sizin verdiğiniz tercihlerin gelme ihtimalinden hiçbir zaman yüksek değil. Çünkü bunun adı tahmin. Yani sonuç odaklı bakıyorsanız bu böyle ama bizlerin yapmış olduğu yorumlar maç içerisinde gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu? Bunları kıstas olarak değerlendirmelisiniz bence ki yeni gelen abonelerimizin de bu şekilde dikkate alarak programlarımızı takip etmesini tavsiye ediyorum ben. Çünkü ben burada tahmin vermiyorum. Yaklaşık 3 dakika boyunca takımların sistemlerinden, formasyonlarından, son güncel haberlerden ve oynamış oldukları oyun tarzlarından bahsetmeye çalışıyorum. Bunları da programın sonunda hatırlatmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Ufak misli yapacağınız kombinlerinizde hepinize bol şanslar diliyorum efendim. Hoşçakalın.